koronavirüs salgınında dünyanın büyük bir kısmında alınan tedbirler nedeniyle hayat durma noktasına gelmişken inanç zulmü endişe verici bir şekilde hızla artmaya devam ediyor. Şu anda Covid-19 vakalarını bildiren ülkelerin 25'i Open Doors'un 2020 Dünya İzleme Listesi'nde yer alıyor. Koronavirüs küresel bir sağlık krizi haline gelmeden önce 60'tan fazla ülkede zorla evlilik ve dini azınlıklara yönelik saldırı vakaları kaydedildi. Ancak dünyanın büyük bir kısmında alınan tedbirler nedeniyle hayat durma noktasına gelse de dini zulüm endişe verici hızla artmaya devam ediyor. Kısacası koronavirüs uluslararası alanda ayrımcılığı tetikleyen unsur haline geldi. Wuhan'da görev yapan bir pastör, karantina altında ibadet etmenin ve toplumsal hizmetin zorlukları artıyor. Ancak virüs bizi durduramaz ifadelerinde bulundu. Çin'deki Hristiyanlar salgın öncesinde hükümet tarafından yerleştirilen kameralı sistemler altında ibadet ediyordu. Ancak şimdi dayanıklılıkları daha fazla test edilmeye başlandı. Araştırma Open Doors ABD tarafından dünya çapında dini zulmü izlemek için yürütülen çalışmalardan biri. Çin'deki bulgular Hristiyanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan, hain ve kafir olarak nitelendiren Kuzey Kore, İran ve Pakistan'daki bulgularla benzerlik gösteriyor. Koronavirüs salgınında Hristiyanlara ve Asya'daki diğer azınlıklara yönelik yeni bir ayrımcılık uygulanmakta. Acil yardım ve tıbbi bakıma erişimde ayrımcılık. Somali'de faaliyet gösteren El Şebap terör örgütü koronavirüsün Hristiyanlar tarafından yayıldığını iddia etti. Bu iddiayla salgından dini azınlıkların sorumlu olduğu mesajı verildi. Koronavirüs krizi ciddi oranda iş kayıplarına neden oldu ve birçok Hristiyan maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Sonuç olarak çok sayıda insan gıda, barınma ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. Şu anda COVID-19 vakalarını bildiren ülkelerin 25'i Open Doors'un 2020 Dünya İzleme Listesinde yer almakta. Bu bağlamda dini azınlıkların koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık ve sosyal hizmetlere erişimde engellerle karşılaştığı görülmekte. Dini zulüm katlanarak devam etmekte.